LOL eşyalarını çok sevdiniz. Ben de devam etmek istedim arkadaşlar. Şimdi buraya kocaman bir salon ya da yatak odası kuracağız. Evet, ikisini de kuralım istiyorum arkadaşlarım. O yüzden iki tane güzel halı koyuyorum buraya. Biri renkli, biri siyah beyaz. Şimdi bakalım nasıl odalar geliyor. Gelene bayılacaksınız. Şöyle sandalyelerimi hemen koymak istiyorum. Çünkü LOL'lerim buna çok tatlı olacaklar. Buraya oturduklarını düşünsenize arkadaşlar. Mükemmel. Hadi bunu da buraya koyalım. Ortaya ne gelir arkadaşlar sizce? Evet, tahmin ettiğiniz doğru. Burada masası. Turuncu arkadaşlarım çok şeker. LOL'ler için birebir. Bunda yemek mi yerler arkadaşlar? Sizce ne yaparlar? Oturup sohbet bile edebilirler. Evet arkadaşlar, şimdi asıl sürprize geliyorum. Şuna bir bakar mısınız? Bu ne? Bu nasıl bir şey? Pembe. Her şeyin de pembesi güzel arkadaşlar ya. Gerçekten tuvalete bakar mısınız? Şöyle açılıyor mu kapağı? Bir deneyelim mi arkadaşlar? Oo, açılıyor ama bayağı zorlu oldu. Bakın içi. İçine de bayağı kapalı yapmışlar. Şu anda da kapatamadım yalnız. Neyse. Hemen şu tuvaleti şöyle köşeye koymak istiyorum. Tam ortada yerini alsın. Bakalım başka ne var? Arkadaşlarım şöyle ikili getireyim ister misiniz? Bakın burada böyle çalışma sandalyesi var. Bunlara oturup ders çalışabilirler. Onu da şöyle köşeye koymak istiyorum. Burada da çalışma masaları var. Yeşil. Çok tatlı arkadaşlar. Aynı bunun gibi ama birazcık daha küçük. Onu da böyle koymak istiyorum. Oturup burada çok güzel ders çalışabilir. Şimdi ne gelsin biliyor musunuz? Yatak odası için bir şey gelsin. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Evet. LOL kıyafetleri için bir adet dolap. Hem de böyle açılıyor. Bir bakın şuna. İçinde de bir adet sürpriz var arkadaşlar. Hemen şunu köşeye koymak istiyorum. Dolabımız burada dursun. Peki burada ne var? Şuna bir bakın. Bundan çok tatlı bir gerçek LOL kıyafeti olabilir mi arkadaşlar? Ben bunu görünce dedim ki bundan kesinlikle gerçek bir LOL kıyafeti olabilir. Üstü böyle pembe parlak parlak böyle. Altı da kalp, bir şöyle bakar mısınız? Çok şeker. Bunu da askıya astım böyle. İçine yerleştirdim. Diğer LOL kıyafetleri de yerini alır. Buraya da ayakkabılar gelir arkadaşlar. Çok tatlı olur. Hemen şöyle kapağını kapatayım dedim ama kapatamadım arkadaşlar. Evet, şöyle oldu. Şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Bakın burada ne var? Arkadaşlar aslında bu bir saatin içiydi. Ben dedim ki bundan çok güzel LOL'ler için puf yastık olur. Evet arkadaşlar, böyle armutlar var ya, onlar için olabilir. Şöyle onu da yerine alalım. Şöyle koyalım onu da. Burası doldu bile şimdiden arkadaşlarım. Şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? İşte bunlar geliyor. Bakın şuna bir. Evet arkadaşlarım, burada çok güzel bir yatak var. LOL'ler için birebir. Şurayı şöyle bakar mısınız yastığının tatlılığına? Minicik kafalarını buna koyup yatacaklar. Hemen şunu şuraya koymak istiyorum. Bu da böyle yorganı. Çok şeker. Yine böyle örtmek istiyorum üstünü. Bu şekilde çok tatlı bir yatak işte. LOL'ler buna yatıp böyle rahat rahat uyuyabilirler. Burada da derslerini çalışırlar. Burada da yemeklerini yer. Bu arada sandalye devrilmiş, hiç görmüyorum arkadaşlar. Burada da bir adet örtümüz var arkadaşlar. Örtüyü bu masaya da koyabiliriz. Çok minik ve tatlı. Şunu bir bakın arkadaşlarım ya. Bu desene bayılıyorum. Ayrıca kırmızı ve beyaz tonları birbirine çok yakışıyor. Aynı Türk bayrağı gibi. İşte bunu buraya örtebiliriz. Hatta şunu şöyle yapalım. Daha güzel dursun. Bence harika oldu. Şimdi bakalım ne geliyor. Arkadaşlar LOL'ler var da pesleri yok mu? Pesleri içinde kedi kumu böyle. Çok tatlı. İçine kum koyacağız. Ve şöyle köşede yerini alabilir. Ve burada bir adet sepet var. Yani alışveriş sepeti olabilir. Çamaşır sepeti olur mu arkadaşlar? Bundan bence hiç olmaz. Alışveriş sepeti çok daha mantıklı. Evet arkadaşlar, bunu her şeyde kullanabiliriz. Onu da köşeye koyuyorum. Şimdi ne geliyor biliyor musunuz? İki adet. Burada ne var? Bakar mısınız tatlılığına? Ve rengine bayıldım. Ama bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Bu da böyle pufur pufur, çok tatlı. İki tane telefon arkadaşlar. LOL'lerin bir tane değil, iki tane telefonları var. Hangisi daha güzel sizce? Bence şu daha tatlı arkadaşlar. İkisinin de modeli farklı. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Bir tanesini bunun üstüne koyalım. Bir tanesini de bunun üstüne koyalım ki dolu dolu gözüksün. Ve bunu koyamıyorum arkadaşlar. Böyle açık kalsın. Bunu arasınlar. Evet arkadaşlar. Peki burada ne var? İşte burada en sevdiklerimden arkadaşlar. LOL bebeklerimiz oyun oynamayı çok severler bence. Burada da kuyruğu var. Kuyruğuyla oynuyorum yalnız. Böyle bu atlı karıncanın üstüne otururlar. Böyle sallana sallana oyun oynarlar. Yani ya
yatak odası için birebir onu da buraya koyuyorum. Şimdi de banyo için bir şey geliyor. Arkadaşlar bu ne, tahmin ettiniz mi? Evet, bu tuş çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Burası açılıyor mu? Evet. Çamaşır makinesi arkadaşlar. İçine de çamaşırlarını koyabiliyoruz. Hatta şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika, açabilecek miyim bilmiyorum. Çamaşır makinesine bunu koyalım ve giymeden yıkansın arkadaşlar kıyafetleri. Evet, tam evcilik oynuyorum şu anda yalnız. Bayıldım çünkü bu eşyalara. Onu da buraya koydum. Şimdi ne geliyor arkadaşlar? Petsler için yine bir şey, bakar mısınız? Böyle petsler için kedi tır şey olabilir mi bu? Yuvası, evet. Petsler kediler için çok güzel olur. Ya da lollerin kendi hayvanları için de olabilir. Minik tatlı hayvanlar. İşte onu da buraya koyuyorum. Şimdi favorilerimden bir şey geliyor. Mor renkli arkadaşlar bir koltuk. Yani tam onlara göre bayıldım. Morlu mavili harika bir koltuk. Bayıldım. Nereye koyalım arkadaşlar? Onu da şöyle gözümüzün önüne bir yere koymak istiyorum aslında. Şuraya koyalım mı? Evet. İşte burada yerini aldım. Çamaşır makinesi elimde kaldı yalnız. Aa, çamaşır makinesini tabii ki buraya koyalım arkadaşlarım. Klozetin yanına. Saati de devirdim ama evet. Böyle çok daha güzel oldu. Şimdi de ay uzanıyorum arkadaşlarım ve geliyor. Uzandığıma değdi. İşte burada. Beni görüyor musunuz? Yok yok, göremezsiniz çünkü buradan belli olmuyorum galiba. Çok tatlı bir makyaj aynası ve de taburesi. Rengine yine bayıldım. Şunun rengarenk oluşuna bakar mısınız arkadaşlarım? Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dolabı buraya alacağım. Pufu da bu tarafa alacağım. Onu da buraya koyacağım. Tam böyle oturmalık gerçekten. Onu da buraya alacağım ve odamızı tamamlamış olacağız. Arkadaşlar bu arada oda tamamlandı dedim ama bir şey eksik unutmuşum. İşte burada güzel raflarımız. Buraya böyle küçük küçük eşyalarını dizebilirler. O yüzden onu da böyle köşeye bırakıyorum. Şimdi de bahçe için arkadaşlarım. Bakın ne geliyor. Lol bebekler için küçük simli pembe bir havuz. Evet, önce havuzu buraya koyuyorum. Evin ortasına koymuş gibi oldum yalnız. Hayır, burası bahçe olarak düşünün. Şimdi de ne geliyor biliyor musunuz? İşte kocaman bir kaydırak. Lol bebekler havuza buradan kayabilecekler arkadaşlar. Bakın bunu buraya taktırıyoruz ve buradan kayıyorlar. Peki bu kadar mı havuzumuz? Hayır, değil. İşte bununla da bakın arkadaşlar çok tatlı. Böyle zıplama şeyi. Ne deniyordu buna? Trambolin gibi bir şey mi deniyordu? Yok, öyle bir şey de denmiyordu ama öyle aklıma geldi nedense. Onu da buraya taktırdım. Lolleri buraya koyup buradan havuza pop atabiliriz arkadaşlar. Su olsa böyle atılır gerçekten. Çok tatlı. Şimdi bunlar burada kalsın. Peki havuzları olur da şezlongları olmaz mı? Çok birazcık bunların boyutu büyük arkadaşlar. Ama bence yere oturdukları zaman gayet güzel olur. Zaten şezlonglar insanlara göre de büyük oluyor. Hadi bakalım. Şöyle yani bebeklere göre arkadaşlar. Tabii ki normal insanlara göre değil de. Onu da buraya koyduk. İki tane de böyle havuz için sandalye olabilir mi arkadaşlarım? Çok tatlı, şuna bakar mısınız? Rengi nasıl peki arkadaşlar? Tam bizlik. Rengine bayıldım. Hadi onları da buraya koyalım. Ay koyamadım bile. Evet, şimdi bunu da buraya koy. No. Düştü düştü. Düşmesin. Attım arkadaşlar. Attım gitti. Burada ne var arkadaşlar? Bahçe dedik. Bahçe ağaçsız, palmiyesiz olur mu? Asla olmaz. Burada bir adet palmiye mi diyeceğim? Hayır. İki adet palmiye. Bu da buradan çıkmış arkadaşlar. İkisi de böyle köşede havuzun kenarında durabilirler. Hatta şöyle bıraktım bile arkadaşlarım. Peki bu kadar mı? Hayır, yine bu kadar değil. İşte burada bir tabure var. Çok tatlı bir kuru kafa var ama pembe oluşuna bayıldım. Altı da mavi. Burada böyle havuzun köşesinde yerini alabilir. Ve son olarak arkadaşlarım bir tane böyle nasıl desem bahçe için sehpa. Ay, sehpa nereden çıktı arkadaşlar? Sıra diyecektim. Sıraya benziyor ama böyle çok tatlı bir bank gibi bir şey. Tahtadan hem de gayet böyle güzel bir dekorasyon var. Onu da bahçemizin yerini şurada alabilir. Şunlara bir bakar mısınız Dila Kentarisi? Hepsi minik minik ve çok tatlılar. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Aşağıda yorumlara bana içlerinden hangisini en çok beğendiyseniz yazar mısınız lütfen? Çünkü çok merak ediyorum. Ben de kendiminkini söyleyeyim. Ben bu kaydırağa bayıldım. Çünkü buradan böyle kayarlar. Minicik minicik suyun içinde oynarlar. Videoyu beğendiyseniz ve devam videolarını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum Dila Kentarisi. Hoşça kalın.